Şimdi evvela kendimizi insafa davet edelim. Bak gelelim insafa. Yani bir kardeşimiz dedi ki 5-6 aydır dedi bir derdimiz var. Ben dedim hayır inşaatıyım. 5-6 aydır dedi yağmur yağmıyor. Kuruduk dedi. Rahmetli yağdıran herhalde başbakan değil. Reisi cumhur da değil. Birleşmiş Milletler de yağmur yağdıramaz. Yağmur yağdıran Hazreti Allah'tır. Öyleyse biz rahmete istihkak gelmeyeceğiz. Rahmeti hak edeceğiz. Rahmete mütevekkil olacağız ki Cenab-ı Allah bize rahmet versin. Malumunuz pahalılık oluyor, hükümete çatıyoruz. Anarşi oluyor, hükümete çatıyoruz. Bilmem ne oluyor, hükümete çatıyoruz. Yağmursuzluk olduğu zaman ya bu başbakan ne yaptı böyle geldi. İşte şöyle yapacağım dedi yağmur yağdırmıyor. Demiyoruz. Ne yapıyoruz? Toplanıyoruz bir yere. Yağmur duasına gidiyoruz. Hatta geçenlerde aziz kardeşlerim Müslüman her zaman Allah der. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki o gafiller var ya o gafiller sıkıştıkları zaman Allah derler. Onların üzerinden o gaye, gaide, o sıkıntı, o musibet gittiği zaman yine beni unuturlar diyor. Kur'an'da ayettir. Şimdi bizler daima Allah demeliyiz. Sadece sıkışınca değil, sıkışınca Firavun da Allah der. Asrın Firavunları da der. Marifet sıkışınca Allah demek değil. Her an Allah diyecek. Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Siz rahat anınızda beni anınız, sıkışık anınızda ben sizin imdadınıza isteyeyim. Hatta sıkışınca Allah, rahatlıkta yallah. Bu riyakarlık ve sahtekar. Allah bizi riyakar ve sahtekar olmaktan muhafaza etsin. Çok kötü bir sıfat. Olduğumuz gibi görüneceğiz, göründüğümüz gibi olmaya çalışacağız. Şimdi düğün diyoruz. Kızı gidiyoruz babasından istemeye, annesinden istemeye. İşte oğlumuzu görüyorsunuz. Hukuk fakültesini bitirdi. Veyahut efendim işte kimyacı oldu. Veyahut işte esnaf oldu dükkanı var. Ekmeğini kazandı. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle, İmam-ı Azam'ın iştihabıyla kızını oğlumuza istiyoruz. Düşünelim bakalım diyorlar. Onun formalitesi var hemen vermezler tabii. Düşünelim diyorlar. En nihayet karar veriyorlar, veriyoruz. Ondan sonra pazarlığa oturuyor. Nişanını nerede yapacağız efendim? Nerede yapalım? İşte öyle bir nişan yapalım ki işte burası Gedis'te veya orta İzmir'se onun gibi bir nişan bir daha olmuş olmasın. Nerede yapalım? İzmir'de işte Esas Oteli'nin bilmem ne salonunda. Nasıl yapacağız? Efendim işte İstanbul'dan, Ankara'dan, şuradan, buradan en seçilmiş şarkıcıları, ses sanatkarlarını, dansözlerini davet edeceğiz. Bu nişanı böyle ihya edeceğiz. Ve herkesi de memnun edeceğiz. Güzel bir de hava atmış olacağız. Tamam. Para da var tabii. Nikahını nerede yapacağız? Nikahını da falan şatoda, falan kafeteryada. Düğünün, o düğünü artık öyle bir düğün olacak. Binlere cetta. İçkili, danslı, efendim şarkılı, oklamalı, zıplamalı. Şimdi ey insan, kendini biraz şöyle insafa davet et. Sen kızı isterken ne demiştin? Allah'ın emriyle değil mi? Başka peygamberin kavliyle. Peygamberin kavli nedir? Hadis-i şeriftir. Kalıysa demek. Allah'ın emri neydi? Kur'an'dır. Allah'ın emri Kur'an. Peygamberin kavli hadis. İmam-ı Azam'ın içtihadı da işte bizim mezhep imamımızın söylediği haramlar, helallar, hükümler, mübahlar. Peki sen Allah'ın emrinde içki içmek var mı? Bile vicdansız. Ben Allah'ın emriyle dedim. Allah'ın ismini istismar ettim. Hani bazılar var Müslümanlara istismarcı diyorlar. Esas istismarcı kendileridir. Sen Allah'ın emriyle dedin, şeytanın emriyle hareket ediyorsun. Peygamberin kavliyle dedin, iblisin dediği gibi hareket ediyorsun. İmam-ı Azam'ın iştihadıyla dedin, mel'unun istediği gibi hareket ediyorsun. Sen kızı isterken öyle demeyeceksin o zaman erkekten, mertten diyeceksin ki arkadaş ben değişik bir isteme metodu yapacağım. Nedir o? Şeytanın emriyle, iblisin kavliyle, mel'unun iştihabıyla kızını oğluma istiyorum. Böyle bir mert, böyle bir erkek varsa çıksın mekana. Olduğumuz gibi görünelim, göründüğümüz gibi olalım. Madem ki Allah'ın emriyle dedik, Allah'ın emri gibi yapacağız. Allah'ın emrinde
Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehü ecri mi'eti şehit. Benim ümmetimin fesada düştüğü bir hengamda kim ki benim sünnetime temessük etse, sünnetime sarılsa, sünnetime bağlansa, ona mi'eti şehit, 100 şehidin ecri sevabı verilecektir. Böyle büyük bir müjde, böyle büyük bir mükafat, böyle büyük bir panayır bizim önümüzde açıldığı halde, Allah'ın emriyle dediğimiz halde, peygamberin kavliyle dediğimiz halde, kalkıp şeytanı memnun etmek veya dinden imandan uzak kişileri memnun etmek veya iblisi memnun etmek bize yakışır bir şey değildir. Hem şahsiyetimize, hem dinimize, hem davamıza, hem gelecek neslimize hıyanet ve ihanettir ve ikiyüzlülüktür. İşte biz bunun için devamlı düğünlerimizi bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Her zaman Allah diyoruz, düğünlerimizde biraz daha fazla demeye çalışıyoruz. Her zaman Resulullah aleyhissalatu vesselama salavat getirmeye çalışıyoruz, düğünlerimizde biraz daha fazla salavat getirmeye çalışıyoruz. Bizim halimiz bu. Şimdi şöyle akla gelebilir aziz kardeşlerim. Ya bir sünneti icra etmek, 100 şehidin sevabını kazanmak, Allah Allah. Ya bir yanlışlık olmasın. Şehitlik bugün çok yüksek bir makamdır. 100 tane şehidin sevabını sen bir sünnet yapacaksın, bir sünneti ihya edeceksin, 100 tane şehidin sevabını kazanacaksın. Ya bu biraz çok değil mi? Abartılmış olmasın. Kim söylüyor? Kainatın efendisi söylüyor. Kime istinaden söylüyor? Kainatın sahibinin vaad-ı sübhanisine istinaden söylüyor. Evet, sevabı verecek olan Birleşmiş Milletler değil, başbakan da değil, reisi cumhur da değil, sevabı verecek olan kainatın sahibi Hazreti Allah'tır. Allah verdi mi çok verir. Cezamızı da verdi mi çok verir. Mükafatı da verdiği zaman çok verir. Biz dinden ve imandan gaflet ettik. Gençliğimize İslam'ı, imanı, Kur'an'ı, hakikatleri tanıtmadığımız için şimdi acısını çekiyoruz. Nasıl çekiyoruz? Anarşi şeklinde, terör şeklinde, öldürme şeklinde. Sanki Türkiye'de savaş oluyor, savaş. Rus harbinde belki bu kadar insan ölmemişti. Ama Cenab-ı Allah, el ceza min cinsil amel. Cezalar diyor, ceza Arapça karşılık demektir, karşılık. Cezalar karşılıklar diyor, amelin yaptığın işin neticesidir. Biz gençliğimize Allah'ı tanıtmadık. Biz gençliğimize Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtmadık. Biz gençliğimize İslam'ı öğretmedik, ihmal ettik. O ihmalin cezası da bu şekilde bize veriliyor. Boş değildir kardeşler. Men dakka dukka diye bir kaide vardır. Men dakka dukka. İşte böyledir. Bugün eskiden böyle bir talebe aldığı zaman kitabın A var dedi. Şimdi de alfabe deniyor. Yazardı. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Çocuk okula giderken bunlar. Dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Muhammed, bayrağım ay yıldız, işte ben şehit oğluyum, şehit olacağım, vatanım, dinim için öleceğim. Bu yazılar yazardı alfabelerde. Ve çocuk bunu okuduğu zaman Rabbi yessir dedi mi? Ya Rabbi bana kolaylaştır. Ve la tuassir, zorlaştırma. Rabbi temmim, mütemmim kıl neyimi? Bil hayır, hayrımı tamamla diye çocuğun temelleri böyle atıldı. Ayşe çok at, baba bal al. İşte böyle yetişen nesil itaatkar olmaz. Eskiden her devirde hoca talebesini dövmüştür. Öğretmen talebesini dövmüştür. Fakat 20. asırda talebe hocasını dövüyor. Hem okula da sokmuyor. Boykot diyor. Bunları yaşadık. Neden yaşadık bunları? Kardeşler, bir insan düşünün ki güneşi göremiyor. Güneşi göremeyen insan mum ışığını görebilir mi? Güneşi göremeyen insan filarason lambasını görebilir mi? Öyleyse Allah'tan korkmayan bir insan
Hocasından korkar mı? Allah'tan korkmayan polisten korkar mı? Korkmaz. Evvela kalplere Allah korkusunu haşılayacağız. Bir insan Allah'ını tanırsa o insan anasını da tanır, babasını da tanır, devletini de tanır, hükümetini de tanır, her şeyini tanır. Eğer bir insan Allah'ını ve peygamberini tanımazsa o da kimseyi tanımaz. İşte kardeşler, milletimizin, gençliğimizin ıslahını istiyorsak onlara Allah'ı tanıtalım, başkalarını değil. Peygamberi tanıtalım. Ne için dünyaya geldin? Geçen gün ben bir marangozluk bir işim oldu. Kalfası geldi ölçü almaya mutfağın dolaplarını. Cuma günüydü, dedim sen Cuma'ya gideceğim. Siz Cuma'ya gittin mi hiç falan? Yok dedi, hiç gitmedim abi falan. İstersen dedim beraber gidelim. E gidelim abi dedi. Neyse Cuma'ya gittik falan. Çocuğa bazı şeyler sordum. Abdest dedim al. Tabi ben abdest al deyince tabi abdest almasını bilmediğini anladım. Elini yüzünü yıkadım. Ağzına su ver, ayaklarını yıka, kollarını yıka. Başını biraz ıslat falan. Şimdi gelsem tarif etsem çocuğun şeyi olacak belki. İzzeti kırılacak. Ama biraz yıkadım abdest olur falan. Şimdi namazdan çıktık falan. Tabi kıble mevzu oldu. Kabe mevzu oldu. Dedim Kabe duydun mu? Duymadım dedi. Kıble duydun mu? Duymadım dedi. Çocuk 18 yaşında. Bıyıkları falan terlemiş. Bakın kardeşler çok enteresan. Kıbleyi bilmiyor. Kabe'yi bilmiyor. Allah Allah. Kabe'yi bilmiyor. Kıbleyi bilmiyor. Subhanallah. Gusül abdesti. Ne demek abi gusül diyor. Guslü bilmiyor. Akıl bali oldun mu dedim. Vallahi bilmiyorum ki dedi oldum mu olmadım mı. Düşünün bakın. Böyle yetişen bir nesil, çocuk masum ha, masum çocuk yani, ben onu teşhir etmek için söylemiyorum, zaten kendisi yok burada. Yani acıdım, bak oğlum gusül abdesti bu demektir, akıl bali olmak şu demektir, işte şöyle olursan şöyle olursun, böyle olursan böyle olursun. İşte kıble dedim, bak şimdi bu taraf var, işte bu tarafa döndük mü buna kıble denir. Müslümanlar namaz kılarken bu tarafa dönmesi lazım, bu tarafa dönülürse namaz olmaz. Çocuk dinliyor, bak. Halbuki bizim ecdadımız 5 yaşındaki çocuğa bunları öğretmişti. 3 yaşındaki çocuğa bunları öğretmişti. E biz kıblesini, dinini, imanını öğretmezsek elbette böyle olacak. Sen tarlaya pamuk dikersen pamuk alırsın. Dikmeden pamuk çıkmaz. Fakat yabani o diken hiç çıkmaya, dikmeye lüzum yok. Pamuk dikme, tarlayı işleme, dikenler kendiliğinden olur. Demek ki kötülükleri öğretmeye hiç lüzum yok. Kötülük adem deniyor. Adem yokluk demek. Kötülük bir iş olmadığı için iyiliğin yapılmamasıyla kötülük kendiliğinden meydana gelir. İşte biz Cenab-ı Hak Maide suresinde diyor ki bir ayetinde, ey insanlar, bana yakınlaşmak için, benim rızamı elde etmek için vesileler araştırınız. Vesileler ittihaz ediniz. Vesileler gözetleyiniz. Vesile. Nasıl adam biraz neşelenmek için veya kumar oynamak için veya içmek için yılbaşını bekliyor. Vesile. Yılbaşı gelse de şöyle bir diyor, iyice bir kendimizden geçsek. Hatta devlet de şey yapıyor, telefonlarda efendim malumunuz telefon numaraları veriyor televizyonda. Fazla içki alırsanız, fazla alkol alırsanız, evinize gidemeyecek kadar sarhoş olursanız hiç merak etmeyin. Şu 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 telefonlara bildirin. Polisimiz, vazifeli memurlarımız sizi evinize götürürler. Siz yeter ki için. Bakın ne kadar gülünç bir şey. Ne kadar gülünç bir şey. Halbuki 3-5 tane Müslüman bir araya toplanıp dini kitap okuyor, basıyorlardı bir zamanlar biliyorsun. Nurcular yakalandı. Nurcular tutuldu. Nedir bu nurcular? Nurcu nedir nurcu? Millet ne bileyim ya. Nurcu denince bana bir gün birisi geldi dedi ki, yahu dedi Necmi Bey dedi, Selahattin Bey var ya dedi, çok iyi bir insan olarak biliyordum ben onu. Meğersem dedi o dedi nurcuymuş yahu dedi. Yapma ya dedim. Ya dedim ne yaptı, bir şey mi yaptı, para mı aldı vermedi falan. Yok canım öyle bir şey yapmaz. Ya daha ne yapacak dedi, nurcuymuş dedi. Ya dedim nasıl ama. Ya adam duydum ben de sonradan öğrendim dedi. Böyle baksan dedi iyi bir insan ama dedi. Adam meğersem nurcu çıktı dedi. Allah Allah. Bakın adam ne kadar böyle şuur altı olmuş. Yani aleyhte konuşa 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 adam şuur altı olmuş. Dedim ki neyse şu nurcuyu bırakalım da şu nura bakalım. N-U-R 3 harfli.
Nur, üç harfli. Nurcu dursun da bir kenarda, şu Nur'a bakalım dedim. Nur iyi bir şey mi, kötü bir şey mi dedim sana göre. Şimdi biraz durdu, tereddüt ediyor yani. Yani iyi bir şey diyecek de, ulan acaba dersem... Sana, herhalde iyidir dedi. Nereden biliyordum iyi olduğunu? Vallahi dedi, bilmem ki dedi işte. Bazı ölenlere nur içinde yatsın diyorlar dedi. Nur içinde yatsın. Çocuklara işte nur ismi koyuyorlar. Ayşe, nur Fatma, nur efendim, nur hayat. İşte nur ticaret, nur apartmanı, nur bilmem ne. Herhalde de iyidir dedi. E dedim, nur iyiyse nurcu da iyidir. Öyle mi dedi? Öyle olur dedim. Şimdi kumar, kumarcı. Kumar kötü bir şey olduğuna göre kumarcı da demek ki kötülük yapıyordur. Yalan, yalancı. Şimdi yalan çok kötü ama yalancı çok mübarek bir adam. Evliya gibi bir yalancı. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Düşünülemez. Öyleyse iyi bir şeye ek olan, iyi bir şeye sap olan o da iyidir. Nur iyiyse nurcu da iyidir dedim. Dedim ben de nurcuyum. Yapma ya! Ya dedim bir nurcu daha çıktı karşına. Neyse bakın cemiyetimiz, gençliğimiz nelerle meşgul edilmiş, nelerle halkımız... Bir zamanlar mahkemelerde bunlar görülüyordu. Kaç kişiydiniz? Kim okudu? Kim davet etti? Ne okudu? Şu mu okudu? Şu mu çağırdı seni? Nereden tanıyorsun bu adamı? Tanıyorum kardeşim. Git 50 bin tane futbolcu var Galatasaraylı. Nereden tanıyor? Aynı takımı tutuyoruz tabii kardeşim. Aynı topu takip ediyoruz. Top bu tarafa 50 bin tane kafa bu tarafa. Top bu tarafa 50 bin tane kafa bu tarafa. Yani öyle olmuş ki gençliğimiz artık top peşinde koşuyor. Nedir bu top? Boş olan adamların, boş yani hiçbir işi yok, böyle bakabilir. Ne tarafa girecek bakalım, nasıl girecek, hızlı mı girecek, yavaş mı girecek, olabilir. O kadar mühim bir mesele değil. Öyle insanlar var bugün maçlarda ki heyecandan adam ölüyor arkadaşlar. Kalbi duruyor adamın, kalbi duruyor. Ölüyor, ne bu adam? Maç şeydi. Gitti bizime, gitti bizim ya. Bu adam Allah'ın huzuruna gittiği zaman, gel bakalım kulum nereden geliyor? Maçtan geliyorum. Ey kulum. Ben sana o heyecanı onun için mi verdim? Yoksa beni arayıp, beni bulup, beni tanıyıp onun için mi verdim? Hiç heyecanlanmadın mı bir ölü, bir mevta kabre gömülürken, toprağın altına kürekle toprağı üstüne atılırken, o çukurda bırakılıp gidilirken... Yerinden rızık veriyor. Nedir odunlar? İşte ağaçlar. Her biri bir odun, başka bir odun. Onun üzerinden sana elma gönderiyor, portakal gönderiyor, ceviz gönderiyor, şeftali gönderiyor, muz gönderiyor. Odunların üzerinden seni besleyen Allah'a hiç merak edip de tefekkür etmedin mi? Hazreti, halbuki bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, tefekkürü saatin hayrun min ibadeti selesin. Bir an, saat burada an manasını da Arapçada 60 dakika anlamında değildir. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Bir an Allah için tefekkür etmek, bir sene nafile ibadet etmekten daha sevaplıdır. Nafile ibadet biliyorsunuz, onun dışında yapılan ibadetlere nafile deniyor. Halk arasında da nafile boşuna demektir, yanlış anlam. Efendim, nafile demek farz ibadetlerinin dışında yaptın, zikir mi yaptın, Kur'an mı okudun, namaz mı kıldın, bunlara nafile ibadet deniyor. Nafile bir sene ibadet etmekten ise bir an Allah için tefekkür. Ne, nereden? Beni kim dinledi? Malumunuz, bizim hayvanlardan farkımız üstündür. İnekte iki tane göz var, bende de iki tane göz var. Değişik olabilir, onunki biraz büyüktür, benimki biraz küçüktür. Onda iki tane var, bende de iki tane kulak var. Böbrek, ciğer, bağırsak ne varsa onda da var, bende de var. Onda da bir yenir, benimki yenmez. Bir şeylerimiz bende var. Aramızdaki bu fark. Cenab-ı Allah bu kadar benzerlikler veren Allah, onlara da akıl verebilirdi. Düşünün, ineklerde, öküzlerde de akıl olsaydı,
bizim durumumuz ne olurdu? Ya. O zaman dana eti falan yiyemezdik biz, onlar yerlerdi. Ankara'da onlar oturur. Onları yatırıp kesemezdik. Onları bizim kesmemiz onların aklı olmadığı içindir. Aziz kardeşlerim, demek ki Cenab-ı Allah bütün kainatı insana musahhar etmiştir. İnsana hizmetkar etmiştir. İnsanı da kendine hizmetkar kılmıştır. İşte biz buna ne diyoruz? Ubudiyet diyoruz. Kulluk diyoruz. İbadetler diyoruz. Bunları yapmak için vazifemiz. Yapmazsak ne olur? Yapmazsan kendine etmiş olursun. Kendine yazık etmiş olursun. Estağfirullah. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Senin kesbin, senin kazancın lehinese yine sanadır, aleyhine yine sanadır. Birisi gözlüklerini takmış, Kur'an okuyor. Ötekisi gözlüklerini takmış, işini yapıyor. O da ibadet, o da ibadet. Ötekisi gözlüklerini takmış, evine gidiyor. O da ibadet. Ötekisi de gözlüklerini takmış, düşeş duvara atıyor. O da gözlerini muvakkaten iblise ipotik yapmış. Şeytan ne derse onu. Düşeş, duvara, cariye, bunu bağırıyor. Şeytana ipotik yapmış gözlerini. Halbuki Cenab-ı Allah Kur'an'da buyuruyor ki, estağfirullah, bismillah. İnna Allah eştera minel müminine enfüsehum ve emvalehum bi enne lehumül cennet. Ben müminlerin nefis ve mallarına müşteri oluyorum diyor. İnna Allah eştera. Bak eştera, müşteri derdi, müşteri Arapça bir kelimedir. Ben Allahu Azimüşşan buyuruyor, müminlerin nefis ve mallarına müşteri oluyorum. Ne verecek acaba? Bir enne lehumül cennet. Karşılığında cennet vereceğim. E şimdi zaten vücut onun. Ben insan olurken dilekçe vermedim. Okula gitmedim, masraf etmedim, kursa gitmedim, yatırım yapmadım. Cenab-ı Allah beni insan yaratmış. İsteseydim merkep yaratabilirdi. Yaratır. Öyle ya. İnsan yaratmış. Öyleyse madem ki beni insan yaratmış, elbette benim insan gibi yaşamam lazım. Bana bir vazife vermiş. Kim? Hazreti Allah. Öyleyse ben o vazifeye yakışır bir tarzda gitmem lazım. Diyelim ki Genelkurmay Başkanı, koskoca ordular kumandanı. Bu adam şurada çıksa köşede eline bir tombala kesesi alsa, sallasa keseyi, tombalacılık yapsa, elbet devlet bunu yakasına yapışır. Sen ne yapıyorsun be? Koskoca ordunun şahsı manevisiyle sen alay mı ediyorsun be adam? Deyip bunun elbisesini soyar. Neden? Koskoca orduya hakaret ediyorsun. Sen Genelkurmay Başkanısın. Sana yakışır mı bu hareketler? Öyle de insan Allah'ın halifesidir. Ben insanı halife ittihaz ettim diyor. Halife demek Allah'ın emirlerini başkalarına duyuran, belirten, yayan manasındadır. Kainatta Allah hesabına iş yapan demektir. Allah hesabına iş yapıyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da bize namazı emrediyor. İmtihan sırrıyla Allah teker teker herkesi namaza dener. Olmaz o. Ama hoca efendi ne yapıyor? Namaza teşvik ediyor, namaza davet ediyor. İşte Allah'ın halifesidir. Allah'ın halifesidir. Allah namına emirleri tebliğ ediyor. E şimdi biz böyle bir durumda, böyle bir manzarada, böyle bir makamda olduğumuz halde kalkıp da beş para etmeyen değersiz şeylerle kendimizi oyalasak, avutsak, kendimize yazık etmiş oluruz. Ve öyle oldu maalesef. Yeni yeni nesil, yeni yeni gençlik uyanmaya başlıyor. Az da olsa uyanmaya başlıyor artık. Ben neyim, nereden geldim, nereye gideceğim diye gençlik artık düşünmeye başlıyor. Bu üniversite camiasında daha fazla. Üniversite camiasında bu düşünür kesim daha fazla aziz kardeşlerim. Ben devamlı o kesimle ilgilendiğim için biz üniversitede, orada da gençlerle derslerimiz var. İzmir'de 9 Eylül'e gidiyoruz, orada ders yapıyoruz gençler. Mesele şu, şimdi basit bir misal verip, zaman da geliyor galiba. Aziz kardeşlerim, kaç dakikamız var? 10 dakika değil mi? Ben çünkü bazen şey yapıyorum, dakikayı falan unutuyorum. Şimdi benim
şuramda bir sancı var. Herkeste olur, bir sancı oluyor. Bir gün, iki gün, ya geçer belki, geçer. Üşüttüm herhalde falan. Bakıyor ki geçmiyor. Üç gün, beş gün, on gün. Oo, ciddi bir mesele bu. Doktora gidiyoruz. Doktor da biraz pahalı ama gidiyoruz tabii. Doktor bey, yat bakalım, yatıyor. Nefes al, nefes ver, öksür. Aletiyle dinliyor. Sanatın mesleği icabı. Ha diyor, nerede üşüttün kendini falan. İşte doktor bey, bilemiyorum valla, ceryan doktordum galiba. Bir reçete. İşte şunları, şunları, şunları alacak. Bu hapları işte iki saatte bir, üç saatte bir şunları içeceksin, şunu, şunu. Sağ ol doktor bey, böbreğini üşütmüşsün. Bir haftaya kadar geçen ilaçları tekrar et, yine bana görün. Borçlu. 100 bin lira yeter. 100 bin yeter falan. Sağ ol doktor bey, Allah razı olsun falan. Doktor bey, bir şey sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Buyurun. Kusura bakma ama belki biraz mantıksız olacak ama kusura bakma. Buyurun. Sizin çok güzel bir mesleğiniz var. 3 dakika beni baktınız, 100 bin lira aldınız. Allah bereketinizi arttırsın. Hem de 50 bin lira da ikram ettiniz. Sağ olun. Ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum. 30 bin lira alıyorum, beton çekiyorum. Siz 100 bin lira aldınız. Çok güzel bir mesleğiniz var. Acaba bana da bunu öğretir misiniz? Ben de doktorluk yapayım bundan sonra. Valla burada yapmam. Gezilseyse ben gider şaphanede yaparım bu işi falan. Söz veriyorum, size rakip olmam. Doğru, bana şu mesleği bir öğretin de ben de doktorluk yapayım bundan sonra falan. Şimdi doktor evvela bir tebessüm eder, güler. Güler der, öğren. Tahsili, ilkokulu bitirdim. Hah bak şimdi ilkokulu bitirdin değil mi? Şimdi ortaokulu vereceksin. Ya dışarıdan ya içeriden. Dışarıdan da verebilirsin, içeriden de girersin. 30 yaşından sonra. Ortaokul 3 sene okuyacaksın. Ondan sonra 4 sene de lise var. 3 mü 4 oldu şimdi, 4 oldu galiba. Lise var. Ondan sonra üniversite imtihanlarına hazırlığa yapacaksın. Tersanelere gideceksin. Ondan sonra birinci ve ikinci basamakları kazanıp en yüksek puan tutturursan tıp fakültesine gireceksin. Orada da 5 sene tıp fakültesine gireceksin. Bunun 2 sene de master'ı var, lisansı var. Bunları yaptıktan sonra bir paran var da bir muayene işte benim gibi kazanırsın. Neden kazanmayacaksın? Bak ben sana yolu gösteriyorum. Herkese bu işi yapmam. Sağ ol doktor bey. Ben öyle çabucak bir şey zannettim. 5-10 dakikada öyle. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu çok uzun bir yol. Çevirebilirim. Gene ben eski işe devam edeyim. Öyle derdim. Var mı aksini iddia eden? Hodri meydan. Şimdi aynı sürü çeviriyoruz. Kutu tarafını. Bizim bir merkezimiz var veya bir atımız var. Her gün buna bir bağ gidiyoruz. Kırıyoruz. Bir gün affedersiniz, merkep başını çeviriyor. Patron da sana bir şey sormak istiyorum. Ya Allah Allah, ne olur eşek konuşur mu? Ya konuşur da 20. asır şimdi televizyonda konuşturuyorlar. Yani millet bile konuşuyor. Afiyet olsun diye bağırıyor. Et balık kurumunun reklamını yaparken de. Şimdi merkez bize soruyor. Patron be, bir şey sormak istiyorum sana. Buyurun. Hep sen bana biniyorsun. Hiç ben sana binmedim bugüne kadar. Akşam olduğu zaman da sen sıcak odada yatıyorsun. Ben işte ahıra gidiyorum. Sen köfte yiyorsun, baklava yiyorsun, göveç yiyorsun. Ben saman yiyorum. Allah aşkına, insan olurken ne yaptın? Ben de insan olmak istiyorum. Ne olur bana şu insan nasıl olunur? Öğret bana, ben de cinsiyet değiştireceğim. İnsan olmak istiyorum. Dese merkep bize. Ya dese kardeşim, farz-ı muhal ya. Bazı şeyler var, şeylerle kuruluyor. Dese, doktorun bize verdiği cevap gibi bir cevap verebilir miyiz? Ha eşek kardeş, sen ben insan olmak için ne kadar tahsil yaptın biliyor musun? Şu kadar sen ilkokul, ortaokul, lise, üniversite okudum. Ondan sonra insan oldum. Babamdan kalan şu kadar tarlayı sattım, traktörü sattım, yatırım yaptım da ancak insan olabildim. Sen de bunları yaparsan insan olursun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Valla merkep kardeşi, o da Allah yaratmış. Cenab-ı Allah kusura bakma, seni demek ki öyle layık gördü, öyle yarattı. Mülk Allah'ın, malikel mülk. يَتَصَرَّفُ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ. Cenab-ı Allah buyuruyor, ben mülkümde istediğim gibi tasarruf ederim, kimse bana hesap soramaz. Seni merkep olarak yaratmış, sen de haline şükret, taş olabilirdin, köstebek olabilirdin, ağaç olabilirdin, hiç olabilirdin, gene merkep olmuşsun, çayırda otluyorsun, dereden suyunu içiyorsun, yatıyorsun, yuvarlanıyorsun, yine eşek gibi lezzetini alıyorsun, haline şükret. Gerçi ben sana bazı yükler yükletiyorum, sırtına biniyorum, bazı yükler yükletiyorum ama Cenab-ı Allah da bana bazı yükler yükletmiş ki onlar da çok ağır. Ya. Neymiş o? Günde 5 vakit namaz var. Var mı size? Merkeplere 5 vakit namaz? Aa! Bir de Ramazan'da 30 gün oruç tutmak var. Size var mı böyle bir şey? Yok. Bizde haram, helal diye bir mesele var.
Nikah var, nikah. Nikahlının dışındakine bakmak, gitmek haramdır. Sizde var mı böyle bir şey? Hayır, bizde böyle bir şey yok. Nereye istersen gider. Bizde komşunun bahçesinin elmasını koparmak haramdır. Sizde yok. Biz hangi çayırda bulursak otlarız. Efendim bizde kabir azabı var. Sizde yok. Bizde Sırat Köprüsü'nden geçmek var. Ve bu köprüden geçerken de cehenneme düşmek var. Allah. Sizde var mı? Eşek diyecek, aman arkadaş, işin senin çok tehlikeli. Hadi eyvallah, ben halime razıyım. Sen çok riskli bir meselede gidiyorsun. Ya. Az kardeşlerim, bu ayet mealidir yani, oyuncak değil. Kur'an-ı Kerim'de Amme Suresinin son ayetinde Cenab-ı Hak kafirlerin durumunu anlatırken... Ya. Onlar diyor dünyada ne yaptılar ve bana neyi takdim ettiler? Ve geride ne bıraktılar, bana ne getirdiler? Anlatıyor sonunda. Ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Arapça ya leyteni demek pişmanlık ifadesidir. Hani bazı insanlar var, keşke ayakların kırılsaydı gidemeseydin. Ah bu kafa akıllanmaz diye kafasına vuruyorlar ya. İşte ahiretteki ehli küfrün, ehli gafletin pişmanlığını ifade eden bir kelimedir. Ya leyteni keşke küntü turaba. Turab malum toprak demektir. Türbe kelimesi de oradan geliyor. Falanın türbesi, falanın toprağı demektir. Şimdi az kardeşlerim, keşke biz toprak olsaydık da bu duruma düşmeseydik diyecekler. Ya. Bu sözü onlara söylettiren nedir? Bu sözü söylettiren olay ve hadise şudur. Yarın Ruzi Mahşer'de Cenab-ı Allah bütün mahlukatı tekrar ihya edecek. Ne diyoruz buna biz? Ba'su ba'del mert. Yani öldükten sonra tekrar dirilmek. Cenab-ı Allah karıncasından arısına kadar, ineğinden ceylanına kadar, koyunundan canavarına kadar tekrar yaratacak ahirette. Ve hatta diyor hadis-i şerifte, hatta yektassul cemma minel karna, sadaka Resulullah. Hatta diyor kapak kapalı, boynuzsuz bir hayvanın kısası boynuzludan alınacak. Benim ki boynuzlu bir koç, ot yerken daha güzel otları ben yiyeyim diye boynuzsuz koyuna bir tosmak attıysa, Allah o koyuna iki tane boynuz yaratacak orada. Gene bir otlak getirecek önüne, tos bakalım sen bunu, bir de ona tos tutacak. Hazareti ilahi etrafık edecek. Ya. Ondan sonra hayvanların da hesaplaşması var. Ya bu hayvan ne bilsin o? Otu yemesini biliyor ya. Otu yemesini biliyor ya. Ciğeri yerken öbürünü tırmalamasını biliyor ya. Onu nasıl biliyorsa tırmalamasını, tırmalanmasını da bilecek. Ve bu hayvanların hesaplaşması bittikten sonra ne olacak? Cesetleri toprak olacak, ruhları cennete girecek. Ama cennetin neresine girer bilemiyoruz tabii. Elbette ki aynı binada üst katta insanlar oturuyor, alt katta hayvanlar oturuyor tabii. Yerine göre onu Allah biliyor. Cennet Allah'ın bizimdir. Nereye koyarsa koyar. Şimdi hani bahsi ya hayvanlar da mı girecek cennete? Ya ruhları girecek. Ruh zaten şeffaftır. Şimdi bu durumu gören kafirler Umuzi Mahşer'de, hayvanlar dünyaya bizden evvel geldikleri için bizden evvel hesapları görecek. Neticede onlar cennete gittiklerini gören kafirler, Allah Allah. Ya leyteni küntü turaba. Toprak oluyor cesetleri. Keşke biz bu toprak olanlardan olsaydık. Keşke Amerika Cumhurbaşkanı değil de bir merkep olsaydım diyecek. Vay. Keşke İngiltere'nin kralı değil de falan yerde bir köpek olsaydım, bu duruma düşmeseydim diyecek. Kim diyor? Hazreti Allah diyor. Bilmem nerenin bakanı demiyor. Aziz kardeşlerim, böyle bir tehlike, böyle bir riziko, böyle bir imtihan bizi bekliyor. Hepimizi bekliyor. Öyleyse kendimize çeki düzen verelim. Ağzımızdan çıkanla ayağımızın hareketi birbirine uysun. Allah'ın emriyle mi dedin? Sevde yap düğününü, duayla, salavatla, Kur'an'la yap ki o evladın sana itaat etsin, torunun sana hürmet etsin, dinine, dünyasına, vatanına, bayrağına hürmetkar bir nesil yetişmiş olsun. Allah hepinizden razı olsun. Dinlediğiniz için, beni değil de hak ve hakikati dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Yapılacak düğünü Cenab-ı Hak mübarek kılsın. O kardeşimizi de böyle bir cemaatin, böyle hakikatların konuşulmasına, bu pozisyonu hazırlamasına vesile olduğu için, onun da dinini ve dünyasını,
mamur etsin. Amin. Vefat eden babasına, ağabeyine, kardeşlerine rahmet ve merhamet etsin. Allah cümlemizi affetsin. Başta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere bütün peygamberlerin ruhuna, bütün evliyaullahın sahabe-i kiram hazretlerinin ervahına, bütün geçmişlerimizin ruhlarına El Fatiha. Allah'ım.